Her gün karşılaştığınız 11 manipülatör türü. Hepimiz ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteriz. Fakat öyle kişiler vardır ki istediklerini elde etmek için çok uç noktalara gidebiliyorlar. Ve bu insanlar çoğunlukla niyetlerini nazik bir hareketin ardına gizlerler. Ama nasıl manipüle edildiğinizi anlarsanız bir daha asla kimsenin piyonu olmazsınız. Bugün sizlere gerçek hayatta rastlayabileceğiniz 11 manipülatör türünü ve sizi yönlendirmeye çalıştıklarında ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Ama önce hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 11. Çaresiz numarası. Bu manipülatör türü çaresiz rolüne bürünerek kendi sorumluluklarını başkalarına yıkar. Genellikle onlara yardım eden kişiler sayesinde kariyer basamaklarını zorlanmadan çıkarlar. Sizi kullanmak isteyen biri için zaman ve efor sarf etmek isteyip istemediğinizi kendinize sorun. 10. Ağzı iyi laf yapanlar. Bazen insanların cümlelerini ya da eylemlerini yanlış yorumlayabiliriz. Yetenekli manipülatörler de kelimeleri herhangi bir mesuliyet oluşturmayacak şekilde kullanırlar. Tepkilerinizi gördüklerinde de lafı öyle çevirirler ki her şeyi yanlış anladığınızı sanırsınız. Ayrıca söz vermediklerini de iddia etmeye bayılırlar. Bu nedenle onları sözlerini tutmaya zorlamalı ve net olmalısınız. 9. Tutulamayacak sözler. Baskı altındayken alelacele kaç kere söz verdiniz? Manipülatörler sizden hızlıca bir cevap almak isterler ve kendinizi o şeyi yapmak zorunda hissetmenizi sağlarlar. Ayrıca benzer bir istek bir arkadaştan geldiğinde de reddedilmesi neredeyse imkansızdır. Gelecek sefer biri yardımınızı istediğinde aceleyle karar vermeyin, ancak söz verdiyseniz buna sadık kalın. Yalnızca gelecek sefer fazladan bir sorumluluk almadan önce iki kez düşünün. 8. Aile manipülasyonu. Ailemizin bizi manipüle ettiğini anlamak çok zor olabilir. Bunu genellikle kendi düşüncelerini dayatmak, çocuklarının hareketlerini kontrol etmek ve özel hayatlarına müdahale etmek için sıkça kullanırlar. Bu yüzden kendinizi savunmalı ve kimsenin hayatınızı şekillendirmesine izin vermemelisiniz. Bu kolay bir görev değil ama çok büyük önem taşıyor. Kendi çıkarlarınızı sakın unutmayın. 7. Eşlerin ailelerinin manipülasyonu. Aileler çocuklarını büyütüp evlendirseler bile çocuklarını mutlu etmek için her şeyi yapmaları gerektiğini düşünürler. Fakat fark etmedikleri şey, hayatlarına sürekli karışarak mutlu yuvaları mahvedebilecekleridir. Birçok aile hayat görüşlerini dayatmaya ve yetişkin çocuklarına mükemmel bir eşin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışırlar. Bu tür bir manipülasyondan kaçınmak için onlara ailenizin artık eşiniz, kendiniz ve çocuğunuz olduğunu anlatmalısınız. Bunu da nazik ama kendinizden emin bir şekilde yapmalısınız. 6. Suçlama oyunu. Ne yazık ki diğer insanların, hatta ailelerinin ve arkadaşlarının bile hareketlerine, sözlerine ve kararlarına saygı duymayan kişiler var. Bu kişiler ani tepkiler verirler ve doğal olarak yaptıklarından pişman olurlar. Ayrıca kendi hataları için sürekli başkalarını suçlarlar. Manipülatörler tüm kabahati size yüklemeye ve kendinizi suçlu hissetmenize çalışırlar. Ve asla hatalarının sorumluluğunu almazlar. Onlara davranışlarının gerçek sebebini söylemekten korkmayın. 5. Affetmenin bedeli. Her ilişkide bazen tartışılır. Ama bazen bu tartışmalar gereğinden fazla büyür ve onarılamaz hasarlara neden olabilir. Bu durumda olan manipülatörler de kendilerini parayla affettirmeyi denerler. Bu durumlarda satın alınan herhangi bir hediye de minnet duygunuzu manipüle eden bir rüşvete dönüşür. Gerçekten üzgünseniz bu hediyeleri reddetmek en iyisi olacaktır. 4. Böylesi daha iyi. Manipülatörler hayatınızı kontrol etmek için
sevginize ve ahlaki sorumluluklarınızı kullanırlar ve sizi seçme hakkınızdan mahrum bırakırlar. Bu şekilde manipüle edilmemek için kendi kararlarınızı almanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca ikiniz için de uygun bir orta yol bulmayı deneyebilirsiniz. 3. Önce aile. Bu manipülatör türü sizi sağlıklı bir ilişkinin temelinde çocuk olduğuna ikna etmeye çalışır. Aile bağlarının önemini vurgular ve aile değerlerinizi kendininkileriyle değiştirmeye çalışır. Bu tuzaktan kurtulup mantıklı şekilde düşünmelisiniz. Böylesine büyük bir değişime ekonomik ve duygusal olarak hazır olup olmadığınıza kendiniz karar vermelisiniz. Zamana ihtiyacınız varsa bunu da söylemekten çekinmeyin. İş önemli konulara geldiğinde asla aceleyle karar vermeyin. 2. Fazla kibir. Manipülatör bir işvereniniz varsa kendinizi benzer durumlarda bulabilirsiniz. Size görevler ve talimatlar verir. Ne kadar önemli olduklarını vurgular, eleştirir ve çalışanlarının kusurlarını bulur. İtiraza tahammülü yoktur ve genellikle çok bağırırlar. Bu kargaşadan kaçınmak için isteklerinin sizin sorumluluğunuz olmadığını hatırlatmaktan çekinmeyin ve benim işim değil demekten korkmayın. 1. Koca bebek. Bazı insanlar küçük çocuklar gibi her şeylerini hallettirmek istedikleri için ebeveynlerinin sevgisini kullanırlar. Ebeveynler de yetişkin çocukları hiçbir şey yapmadan ve her şeyi akışına bırakıp keyif çatarken aynı anda iki işte birden çalışarak ay sonunu getirmeye çalışırlar. Ancak bu durum hem ebeveyn hem de çocukları için zararlıdır. Yani çocuğunuzun sizi manipüle ettiğini fark ederseniz, tecrübelerinizi kullanarak onun hayata uyum sağlamasına yardım edin. Siz bu manipülatörlerden biriyle daha önce karşılaştınız mı? Yaşadıklarınızı ve tavsiyelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın.